Herkese günaydın. Bugün Outpoint eğitimimizin ikinci bölümünü yapıyor olacağız. Ee, i̇lk bölümünde temel kurulumları tamamlamıştık. Bugün de Radius yapacağız. Active Directory Authentication, daha doğrusu Active Directory Senkronizasyonu yapacağız. Arkasından da VPN'lerimize nasıl entegre ediyoruz? Bunlara değineceğiz. Şimdi dün ne yapmıştık? Outpoint demo lisansımızı etkinleştirdik. Kaynaklarımızı oluşturduk. IDP portal ve Logonap. Outpoint gruplarında yetkilendirmelerimizi yaptık. Manuel bir tane kullanıcı oluşturduk. Mobil cihazımızı etkinleştirdik ve bilgisayarımıza logon ipi kurmuştuk. Şimdi bugün nereden devam edeceğiz? Bir tane Radius Client oluşturacağız. Semal kısmına sözel olarak değineceğim. Günün sonunda zaman kalırsa tekrar Semal'ı yaparız. Olmadı. Semal başlı başına aşağı yukarı bir iki saat sürdüğü için ayrı bir webinar olarak da planlayabiliriz. Yeni kaynaklarımız için tekrar gruplarımızda yetkilerimizi ayarlayacağız. SSL VPN'imizle entegrasyonumuzu yapacağız radius olarak. Arkasından Active Directory ile senkronize edeceğiz. Active Directory'den kullanıcılarımızı çekeceğiz. Gateway'lerin kurulumunu zaten radius için bir önceki adımda yapacağız. Active Directory içinde gateway'imizi kuracağız. En son da sorun giderme kısmında neler yapabiliriz, problem olursa nasıl çözebiliriz bunlardan bahsedeceğim ve raporlara bir bakacağız. Şimdi bugün Şöyle başlayalım. Ben dün biliyorsunuz kullandığım eski bir telefondu. E, parmak izi vesaire desteği yoktu. İlk başta yeni bir telefon aldığınızda token nasıl migrate ediyorsunuz? Bundan bahsedelim. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz şu benim dün kurulumu, pardon. E, çarşamba günü kurulumu yaptım telefonum. Diyelim ki bu telefonunuz eskidi, artık yeni bir telefon aldınız. Tokenlarınızı aktaracaksınız. Şurada gördüğünüz iki tane telefon ikonu olan ikona basıyorsunuz. Arkasından diyor ki bu tokenlarınızı migrate etmek istediğinizden emin misiniz? Evet dediğimiz durumda tokenlar buradan silinecek. Mail adresimize yeni bir aktivasyon maili gelecek. Eminim diyorum. Evet diyorum. Şimdi token bu telefonumuzdan silindi. Bununla işimiz yok. Bunu çıkartalım. diğer telefonumuza geçelim. Mailimiz geldi. Aktivasyon mailime tıkladım. Yine aynı şekilde start activation butonuna bastım. Açıldı. Activate diyorum. Token'ım bu telefonuma geliyor. Şimdi bu kullanıcımızın adı Alper'de Edit Token diyelim. Bunun ismini webinar Alper olarak değiştirelim. Bugün çünkü birkaç tane daha token ekleyeceğiz. Böylece tokenlarımız karışmaz. Dünkü telefonda parmak izi olmadığı için Token güvenliğinden de çok bahsedememiştim. Şimdi üst taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz. Token security'e geliyoruz. Ben bu token'ımda parmak izi kullanacağım. Önce bir pin yazmamı istiyor. Pin'imi yazdım. Puk numarasını veriyor. Bunu kenara kaydediyoruz. Okey dedim. Parmak izi güvenliğini aktif etmek istiyor musun diyor. Enable dedim. Parmak izini okut dedi. Parmak izimizi okuttuk artık parmak iziyle çalışıyor olacak. Hemen çıkalım geri. Tekrar girelim. Gördüğünüz gibi yıldızlı geldi. Üstüne tıkladığımda parmak izini okutun diyor. Parmak izimizi okutuyoruz ve devam ediyoruz. Oturma açarken de aynı şekilde parmak izi okutmadan oturumumuz açılmayacaktır. Şimdi portalımıza geldik. Configure'den outpoint'e girdik. Dün bir tane kullanıcı oluşturmuştuk. Hala bir kullanıcıyla bizi bekliyor. Bu arada e, dün diyorum sürekli özür dilerim. Çarşamba günü YouTube'da Watchkart Türkiye kanalında birinci videoyu yükledim. Hatta onun da linkini paylaşayım chatten. E, bu arada da bununla birlikte artık kaydettiğim webinarların altına şu şekilde indeksini koyuyorum. Burada takıldığınız yere tıkladığınızda direkt canım, videonun resources. o kısmına gidecektir. Chat kısmından. Adresinde herkese paylaştım. Şimdi ne yapacağız? Bir Radius kaynağı oluşturacağız. Bir type'ımıza geldik. Radius client'ı seçtim. Add resource dedim. İsim veriyorum burada Radius kaynağıma. WatchGuard webinar. Reduce Client'ımın IP adresi. Burada yazacağım Client'ımın IP adresi, watchcard üzerinden göstereyim size, benim Trusted Interface'im. Çünkü şu an bu kurulumu yaptığım zaman ben aslında bir tane Reduce Server kuruyorum. Gateway için lokal sunucuma kurulum yapacağım. Lokal sunucum benim Gateway'im olacak. Bu durumda benim Firewall'um ya da Reduce olarak bağlanacak herhangi bir cihazım benim Reduce Client'im oluyor. E, erişeceği interfacen IP adresine 10.1.1.4 10.1.1.4 Arkasından burada hangi grubu kullanmak istediğimizi soruyor. Radius gruplarında Outpoint tarafında açtığımız gruplar mı? Yoksa Active Directory tarafında kullanacağımız gruplar mı? Bunu seçiyoruz. Eğer burada Outpoint grubu seçersek şurada oluşturduğumuz grup ismini firewall'umuzda kullanacağız. Active Directory'yi seçersek Active Directory'de buraya senkronize ettiğimiz grubumuzu seçmemiz gerekiyor. Outpoint grupla devam ediyorum. Buraya Share Secret'ımı yazıp kaydediyorum. Biliyorsunuz ki Share Secret client tarafında neyse server tarafında da aynı olması gerekiyor. Hatta şunun ismini radius olarak değiştirelim. Kaynak olarak bulmamız daha kolay olur. Gruplarıma geldim. Dün oluşturduğum bir tane grubum vardı zaten. Webinar 04 diye. Bunun içine tıkladım. Biliyorsunuz ki Access Policy'de e, kullanmak istediğimiz kaynağı buraya eklememiz gerekiyor. Add Policy dedim. Kaynak kısmına tıkladım. Zaten burada Radius client'ım geldi. Bunu seçtim. Şifre gerekiyor seçtim. Radius client için QR kod opsiyonu mevcut değil. One time password ve push notification'dan birini seçebilirsiniz. Bunun ikisini de seçemezsiniz. Şimdi zaten kullanacağımız Radius Client'ı VPN için kullanacağımız için e, SSL VPN yapmak isteyen kullanıcının da online olması lazım. SSL e, SSL VPN'e cevap verebilmesi için bizim firewall'umuzun da online olması lazım. O yüzden burada push notification kullanabileceğimiz en kolay ve en güvenli çözüm olacaktır. Ekledim bunu da. Kullanıcı tarafında şu an bir şey yapmayacağım. Aynı kullanıcıyla devam edeceğim. Sonra zaten Active Directory'den diğer kullanıcılarımız çektiğimiz zaman onları da kullanacağız. Şimdi bunu yaptım. Benim bir de bir gateway'e ihtiyacım var. Çünkü şu an benim Reduce Server'ım bu cloud'um. Ee, ama biliyorsunuz ki normalde Reduce Server Share Secret'la şifreyi hash'liyor. Ama username vesaire gibi şeyler plaintext olarak gidiyor. Bu datanın dışarıya çıkmıyor olması lazım. Yani normalde sizin Radius client'ınız lokalinizde, Radius server'ınızın dış dünyada olması çok güvenli değil. Bunun için arada bir tane gateway kuruyorum. Bu Radius proxy gibi çalışacak. Amacı da şu. Benim firewall'um Radius için doğrulamayı lokalime kurduğum gateway'imle yapıyor olacak. Böylelikle benim datam dışarı çıkmamış olacak. Dışarı çıkan data da gateway ile cloud arasında TLS'de şifrelenmiş olacak. Böylelikle bu radius'un dış dünyaya giderkenki açığı kısmını da kapatmış oluyoruz. Gateway kısmına geliyorum. Add gateway diyorum. Webinar gateway diyelim. Radius için portumu yazıyorum. Default port 1812. Radius kaynağım hangisi? WatchGuard Webinar Radius bunu da seçtim. Kaydetliyorum. diyorum. Gateway'im oluştu. Burada Registration Key butonuna basıp bu key'i kopyalıyorum. Arkasından sunucumuza gidelim. Bu arada e, bunu illa Active Directory'ye ya da işte Additional DC'ye kurmanıza gerek yok. Lokal Networkte herhangi bir bilgisayara da kurabilirsiniz. Ben yine de kurulumu Active Directory sunucumun üstünde yapacağım. Burada göstereceğim birkaç bir şey daha var çünkü size. Şimdi şunu bir kopyalayalım, bunu kapatalım. Download kısmına gelip buradan Gateway Installer'dan Gateway'imizi indirmemiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu yine minimum Windows 8.1 ve minimum Server 2012 R2 olması gerekiyor. Ek olarak da kuracağımız serverda ya da bilgisayarda Java'nın kurulu olması lazım. E, ee, indirdik. Ben sabah şu bilgisayara indirmiştim zaten. Java'yı da normal Java.com'dan mevcut olan son versiyonunu indirdim. Gateway kurulumu başlatıyorum. Kurulumda ekstra hiçbir şey yok. Az önce kopyaladığımız registration key'i buraya yapıştırıyorum. Bu unique bir key'dir. Size ait bir key. Böylelikle kurulum sırasında ayarlarınız nasıl, hangi hesaba ait, nasıl kurulması gerekiyor hepsini bu Registration Key sayesinde otomatik Cloud'dan çekecek. Install dedim. Bu aşamada Cloud'a bağlanıyor. Konfigürasyonla ilgili bilgileri topluyor. Konfigürasyonu alıp serverımıza kuruyor. Şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Server 2019'da özellikle Redius tarafında kurarken Windows Firewall'u dikkatli bir şekilde yapılandırmanız gerekiyor. Ben sabah zaman kalmadığı için komple kapattım ama ilgili portları vesaireyi mutlaka eklemeniz lazım. Yoksa bu çalışmayacaktır. Şimdi gateway kurulumum tamamlandı. Ben de şu an firewall gördüğünüz gibi kapalı. Şimdi gateway kurulumumuz bitince şuradan gateway kısmına geri gelelim. Bu şekilde gateway'in bağlı olduğunu ve lokal IP adresinin bu olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu bizim artık şu IP adresi Radius Server'ımız. Firewall'umuza geliyorum. Policy Manager'ı açtım. İlk başta WatchGuard'a bir tane Radius Server ekleyeceğiz. Authentication, Authentication Server, Radius. Add dedim. Radius dedim. IP adresi olarak bu kurulumu yaptığımız server'ın IP adresini yazacağız. Yani 1119. 1119 Radius portumuz 1812. Onu da burada belirtiyorduk. Resource kısmında Radius kısmında pardon, gateway kısmında eğer 18 12 portu kullanılıyorsa da o portu buradan değiştirebiliyoruz. Share secret'ımızı yazıyorum. Burada Multi Factor Authentication kullanacaksınız eğer e, timeout süresi önemli normalde 10 saniye timeout süresi için düşük çünkü şöyle düşünün kullanıcı SL VPN yapmak istiyor VPN'i başlattı telefonla bir notification geldi telefonunu cebinde unuttu çıkardı çantasından çıkardı vesaire derken e, genelde timeout'a düşüyorlar burada 60 saniye timeout süresi için daha doğru bir seçenek olacaktır. Onun haricinde herhangi bir şey değiştirmiyorsunuz. Burada grup attribute 11 kalacak. Okey dedik. Okey dedik. Şimdi radio server kurulumumuzu burada yaptık. Bir tane de user'a ihtiyacımız var. Biliyorsunuz ki bizim artık radio server'ımız burası olduğu için hangi user'ı kullanacağız? Alper user'ını kullanacağız. İki seçeneğimiz var. Bir, grup olarak yapabiliriz. Buradaki grupla birebir aynı isimde bir grup açabiliriz. İki, eğer sadece bir user'a izin vereceksek burada username'i seçebiliriz. Tekrar geldim. Setup, Authentication, Users Sen Groups'a geliyorum. Add dedim. Buraya Alper kullanıcımı ekliyorum. User olarak Radio Server'ımda bu kullanıcım. OK diyorum. Eğer grup olarak eklemek isteseydim de buraya aynı burada olduğu gibi grup ismim neyse kopyalayıp buraya yapıştırdım. Radius'ta grup olarak da bunu ekleyebilirim. Bunları ekledim. OK dedim. Arkasından SSL VPN'ime gidiyorum. SSL dedim. Authentication kısmında Radius server'ımız geldi. Bunu aktif hale getirdim default yaptım. Buradan yetkilendirmek istediğim kullanıcı ya da grup hangisiyse bunu seçiyorum. Tek bir kullanıcımız var zaten. Alper'i seçtim. Grubu da seçelim hatta. OK dedik. Şimdi bunu kaydedelim. Konfigürasyonumuzu kaydettik. Şimdi şuradan telefonumu paylaşayım sizinle. Ee, şöyle test edelim. Azure SSL VPN. Kullanıcı adımızı yazdık. Ardından şifremizi yazıyoruz. Login diyoruz. Telefonumuza bildirimimiz geldi. Bildirimi açtık. Parmak izimizi okuttuk. Onayladık. Şimdi tekrar geri dönelim sayfaya. Bağlantımız ee, bağlantımızı onayladıktan sonra Watchcard'ın VPN portalına geldik. Şimdi buradan anlıyoruz ki zaten e, radiusla ilgili şu anda doğrulama işlemimiz çalışıyor. Bunu bir de VPN ile deneyelim. E, şöyle telefondan devam edeceğim yine. Open VPN profilimi indiriyorum. Profilimi açtım. Buraya ekledim. Kullanıcı adımı yazıyorum yine. Şifremizi de yazalım. Şifremizi de yazdıktan sonra ekle diyoruz. Bağlanıyoruz. Tekrar bildirimimiz geldi. Bildirimi açtık. Parmak izimizi okuttuk. Bunu kabul ettik. Şimdi Redius bağlantısıyla VPN'imiz çalıştı. Ayarlarımızı çekiyor. Şu an artık VPN'e bağlıyız. Teyidini bir de buradan yapalım. Geldik. Sistem menajerimizi açtık. Authentication listemize geldik. Buradan Mobile VPN Users'a geldiğimde Radius kullanıcısını burada görebiliyoruz Alper diye. Estel VPN'le gelmiş. Bu IP'den gelmiş vesaire detaylarını görebiliyoruz. Şimdi şu an artık Radius'la manuel açtığımız kullanıcımız çalışıyor. Herhangi bir problem olduğunda nasıl tespit edebiliyorum kısmında Radius'la ilgili NTRAD programını kullanıyorum. E, linkini paylaşacağım zaten sizinle de. Şimdi sunucumuza gidelim. Burada zaten Entrat programı benim var. Ne yapacağız öncelikle? Hatırlarsanız eğer burada resource kısmında biz Radius client'ımızın IP'si için firewall'umuzun lokal bacağını yazmıştık. Şimdi deneyebilmem için bir tane daha resource oluşturmam lazım. Radius client dedim. Webinar diyelim adına da. Bu sefer test edeceğim client hangisi ise o bilgisayarımın adresini yazıyorum. Yine outpoint grubumu kullanacağım. Shared secret'ımı yazıyorum. Kaydediyorum. Arkasından grup kısmına geliyorum. Bu yeni oluşturduğum grubumu buraya ekliyorum. Şifre push notification ekledim. Sonra bunu kaydediyorum. Buradaki işlemlerimiz de tamam. Zaten user'ımız bu grubun içinde. Gateway'ime geliyorum. Bu yeni oluşturduğum radius'u gateway'in altına ekliyorum, kaydediyorum. Şimdi test edeceğim sunucuma gidiyorum. Burada NTRAD dosyasını çalıştırıyorum. Şimdi buradaki avantajımız şu, e, sorun firewall'dan mı? Başka bir yerde problem var. Grup ismimiz mi yanlış? Bunların hepsini buradan görebileceğiz. Server olarak hangi sunucuya bağlanacaksan bunun IP adresini yazıyorum. Zaten sunucu bunun üstünde kuruluydu hatırlarsanız. Radius portumu yazdım, Share Secret'ımı yazdım, kullanıcı adı şifremi yazdım. Şöyle yapalım, bunu bu tarafa dayayalım. Buradan da telefonumuzu açalım. Şu bağlantımızı keselim. Outpoint ekranımıza geri gelelim. Buradan bağlantıyı gönderiyorum. Tekrar telefona bildirim geldi. Okey dedim. Approve dedim. Şimdi bu tarafa geldiğimde bağlantının kabul olduğunu şöyle yapalım. Burayı biraz büyüteyim. Bağlantının kabul olduğunu, şu sunucudan cevaplandığını, Filter ID kısmında da Webinar04 bilgisinin geldiğini görebiliyoruz. Demek ki şu an için bir Radius ile ilgili problemimiz yok. Sunucumuz cevap veriyor. Client'ımız bu bilgiyi alabiliyor. Telefonumuza bildirim düşüyor. Eğer bu şartlarda firewall'umuza kurduk çalışmıyorsa bu durumda ortadaki en azından diğer elementleri elemiş oluyoruz. Sadece firewall'a odaklanmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Geldik gruplardan webinar grubumuzu kaldırdık. Tekrar sunucumuza gittik. Tekrar notification'ı gönderdiğimizde burada görebileceğiniz gibi access reject verdi. Şimdi burada birkaç bir şey olabilir. İlk yapacağımız işlem acaba kullanıcı adı şifremiz doğru mu bunu kontrol etmek. Bunu en kolay kontrol edebileceğimiz kısım outpoint.watchcard.com/webinar olur. Buraya geliriz. Kullanıcı adımızı yazarız. Ardından şifremizi yazarız. Telefonumuza geldiğimizde bildirimimiz buraya gelmiş olur. Bu durumda şundan da eminiz artık kullanıcı adı ve şifremiz de doğru. Evet, burada da oturum açabiliyoruz. Demek ki bildirimi reddeden başka bir durum var. Şimdi burada şundan eminiz, bu sunucumuzun üstünde Rediusumuz çalışıyor. Geldik, buraya geldik gruplara baktığımızda burada o grubumuzun olmadığını görürüz. Tekrar bunu ekleyelim. Kaydedelim. Şimdi son olarak da göstermek istediğim servisimiz çalışmazsa alacağımız hata Outpoint Radius servisimizi durduralım. Send diyelim. Bakın bu sefer de burada görebileceğiniz gibi server'dan cevap alamadığını söylüyor. Yani access ücret der ise ilk başta gidip kullanıcı adımızın şifremizin doğrulanması için IDP portaldan kontrol ederiz. Arkasından gidip grubun içinde access liste olup olmadığını kontrol ederiz. Bunları giderdikten sonra tekrar testimizi yaparız. Eğer burada server'dan cevap alamıyorum derse büyük ihtimalle server tarafında bir sıkıntı olduğunu göreceğiz. Bu illa servisin durması anlamına gelmiyor. Eğer firewall tarafında da bu port engelliyse yine bu sorunumuzu yaşayacağız. Servisimizi çalıştırdık. Tekrar gönderelim. Telefonumuza zaten bildirim gelecek. Bunu aldık. Onayladık. Bağlantımız gerçekleşti. Şimdi Radius ile ilgili yapacağımız işlem aslında basitçe bu kadar. Şimdi dilerseniz Active Directory tarafına bakalım. Active Directory'deki kullanıcılarımızı buraya ekleyelim. Burada nasıl bir işlem yapıyoruz? Bunları görelim. Bunu kapattık. Bunu da kapattık. Şimdilik bunlarla işimiz yok. Active Directory user'larımızı açalım. Şimdi ben bir tane organization unit oluşturdum Outpoint diye. Bunun altında da bir tane outpoint gr isminde bir security grup oluşturdum. Üç tane de kullanıcım var. Bu üç kullanıcımı da bu açtığım security gruba ekliyorum. Burada dikkat ederseniz şöyle yapalım. Sadece bir kullanıcımda mail adresi girili diğerlerinde mail adresi yok. Bu durumda bir tane kullanıcıyı sadece outpoint'e çekecek. Bakalım öyle mi olacak? Bunları yaptım. Aşağıya indirdim. Arkasından outpoint portalımda external identity kısmına giriyorum. External identity'den LDAP seçebiliyorum. Bu arada Azure Active Directory'nin de desteği geldi. Eğer Azure Active Directory kullanıyorsanız onu da ekleyebilirsiniz. External identity dedim. Azure Server, Eldap Search Base'im alper.lab domainimin adı. E, bu Search Base vesaire kısmında da eğer zorluk yaşıyorsanız şunu kullanabilirsiniz. Ücretsiz bu da Softera Eldap Browser. Şuradan kapatalım. Mesela bunun normalde herhangi bir kullanıcının da Search Base'ini bulmak için kullanabilirsiniz. Şurada da gördüğünüz gibi DC Alper DC Lab şeklinde de yazıyor. Bunu ekledim. Kullanıcı adımı ekliyorum. Administrator kullanıcısını kullanacağım. Ee, önermiyorum Administrator kullanıcısını kullanmanızı. Burada belki bir tane servis user'ı açıp e, bu servis user'ını kullanabilirsiniz. Arkasından senkronizasyon süresini soruyor. Her 15 dakikada bir, yarım saatte bir, bir saatte bir diye gidiyor. LDAP programının linkini de paylaşacağım. Ee, buradaki amaç şu. Siz Active Directory senkronizasyonu yaptığınız zaman gidip aktif Directory'nizi ne kadar zamanda kontrol edip kullanıcılarınızı ne kadar zamanda güncelleyecek. Burada şunu önerebilirim. Yeni kurduğunuz zaman bu süreyi kısa tutabilirsiniz. 15 dakika gibi. Birkaç gün kullanıcılarınız entegrasyon tamamlandı. Artık normal çalışma düzeninize geliyorsanız burada seçeceğiniz süre aktif Directory'ye ne kadar zamanda kullanıcı ekleyip çıkardığınızla alakalı. Bir saatte bıraktım. Domain'imi yazıyorum. Alper.lab Geri kalan ayarlarından hiçbirine dokunmuyorum. Buraya sunucumun IP adresini yazıyorum. 10.1.1.9 LDAP kullanıyorsam bunu seçiyorum. Kullanmıyorsam kapatıyorum. 389'a dönüyor. Diğer türlü 636. İki tane Active Directory sunucunuz varsa buraya ikincisinin de IP adresini yazabilirsiniz. 10.0.12 Mesela benim diğer Active Directory sunucum ekledim. Save diyorum. Sunucum buraya geldi. Eee Eldap programının linkini paylaşayım unutmadan soru kısmından gelmiş. Onu da chat kısmından paylaştım. Arkasından buraya ekledikten sonra gateway kısmına geliyorum. Şu 10119 olan gateway'imin üstünde Eldap kaynağımı seçiyorum, save diyorum. İlk yapacağım işlem bir LDAP sunucumla Outpoint konuşuyorum bunu anlamak. External Identities kısmına geldim. Bu yandaki üç noktaya tıkladım. Buradan Check Connection diyeceğiz. Check Connection dedikten sonra aşağıda gördüğünüz gibi bağlantı başarılı olduğu ile ilgili mesajı verdi. Şimdi artık kullanıcılarımızı senkronize edebilirim. İki şey yapabilirim. Birincisi tıkladım yine. Advanced Query deyip buraya bir tane Advanced Query girebilirim. Bunu ekledim. Advanced Query dedim. Bu grup kısmı benim Outpoint tarafındaki hangi grubuma user'ları ekleyeceğini söylüyor. Onu seçiyorum. Arkasından buraya yazacağım değer. Tekrar geldim. Software aslında en çok burada işimize yarayacak. Hangi grubu çekeceğiz? Şu grubu çekeceğiz. Bu grubun bilgilerini buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. En başında gelen kısmı sildim. O, o, Outpoint, DC, Alper, DC, Lab diye. Bunu ekleyip kullanıcıları bu şekilde belirlediğim yerden çekebilirim. İki, daha kolay olan yöntemi. Yine geldim. Group Sync'e bastım. Add Grup Sync dedim. Hangi LDAP grubunu kullanmak istiyorum? Bunu seçiyorum. Outpoint grubumu kullanacağım. Buradaki kullanıcılarım benim Outpoint tarafındaki hangi grubuma gelecek bunu seçiyorum. Webinar'da seçtim. Kaydet dedim. Arkasından External Island diye geri geldim. Tekrar tıkladım. Burada Stamp Synchronization kısmı manuel olarak senkronizasyonu başlatmanız için. Start Synchronization dedim. User kısmına geldim. Buraya webinar user'ım geldi. Bakın yanında Erdap diye belirtiyor. Mail adresine mail düştü. Şimdi tekrar telefonumuzu açalım. Mailimizi açtık. Webinar User 3 aktivasyon için geldi. Şimdi dün, çarşamba günü hatırlarsanız biz manuel olarak kullanıcı oluşturduğumuzda bize iki tane mail geliyordu. Bir tane şifre oluşturmak için, bir tane de aktivasyon için. Kullanıcıyı Active Directory'e çektiğimiz zaman sadece bir tane mail geliyor. O da aktivasyon maili. Çünkü şifre kısmını Active Directory'den alıyor. Bu arada, şunun aktivasyonuna basalım. Outpoint tarafına herhangi bir şifre bilgisi taşınmıyor. Burada sadece username bilgisi geliyor. Token'ımız geldi. 104.55. Burayı da yenileyelim. 104.55. Şimdi buraya sadece user bilgisi geliyor. Şifre için bu kurduğumuz gateway aracılığıyla Outpoint gidip kullanıcıyı Active Directory'de denetlettiriyor. Böylelikle işte hani şifrem cloud'a gidiyor mu vesaire gibi bir kaygı duymanıza da gerek yok. Şifreleriniz bu tarafta kalıyor. Şimdi portalıma geldim. Şuradan çıkış yapalım. Webinar user 03 dedim. İleri dedim. Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Sen push notification diyorum. telefonuma gelen bildirimi doğruluyorum. Bu birinci yöntem. Şimdi dikkat ettiyseniz ya da hatırlıyorsanız biz burada grubun içine 3 tane user ekledik. Ama sadece bir tanesi geldi. Neden? Çünkü sadece bir tanesinde mail adresi girdi. Şimdi bunu kopyalayalım. Diğer kullanıcılarımız için de aynı şeyi yapalım. Mail adresi kısmına geldim. Buna da user 2 diyelim. Buna da geldi. Buna da user 1 diyelim. Şimdi out point ekranımıza geri geldik. External identity tekrar start synchronization diyorum. Yes diyorum. Şimdi diğer iki kullanıcım da gelecek. Dün hatırlarsanız çarşamba günü e Telefonda maili alamıyorsa da kullanıcıların aktivasyonunu yapabileceğinden bahsetmiştik IDP portal aracılığıyla. Dilerseniz bu kullanıcılarımızı da IDP portal üzerinden etkinleştirelim. Yine kullanıcılarımız geldi. Mesela Webinar1 kullanıcımız için bu işlemi yapalım. Buradan oturumu kapattım. Kullanıcı adım Webinar1. İleri dedim. Webinar 0 pardon. İleri dedim. Aşağıda Activate Token kısmına geliyorum. Buna bastım. Şifremi yazıyorum. Next diyorum. Karşıma QR kod burada çıkıyor. Yine geldim telefonuma. Şuradan QR kod butonuna bastım. kamera izin verdim. Şöyle çekeyim kenara. QR kodu okuttum. Token'ım bu telefonda da aktif hale geldi. Buraya ismini yazalım. Webinar 01. Kaydet. Kapattım. Şimdi deneyelim çalışacak mı bu token'ımız tekrar push notification'ı gönderdim. Telefonuma geldi, onayladım. Oturumumuz açıldı. Kullanıcılarımızı ekledik. Radius'la SSL VPN'i ekledik. Aktif Directory ile senkronize ettik. Aktif Directory ile senkronize ettikten sonra firewall tarafında ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Burada dilerseniz sadece grup olarak şu grup adıyla bu grup adının birebir aynı olması gerekiyor. Ya da buradaki kullanıcı adınızla buradaki kullanıcı adınızın aynı olması gerekiyor. Tabi VPN tarafında da Authentication kısmında burada Redis'u kullanmanız lazım. Aşağıda da yine bu grubunuzu veya bu yazılarınızı ekliyor olmanız lazım. Buraya mesela şey de ekleyelim. Webinar user'ımızı da ekleyelim. Grubu kapatalım. Tek user olarak devam edelim. Buradan da eklemek istediğinizde yeni dedik. External user grup kısmını seçiyorsunuz. Webinar 01 User Reduce Okey dedik. Okey dedik. tekrar kaydedip devam edebiliriz. Diğer bir işlem outpoint'e geldiğimizde integration guide kısmı var. Integration guide'ın da linkini chat'ten paylaşıyorum sizinle. En başta firebox'ın VPN seçenekleriyle neler yapabileceğiniz var. Örnek görüyorum belki Checkpoint kullanıyorsunuz. Checkpoint için ya da Fortinet kullanıyorsanız yine Fortinet içinde gerekli ayarlar var. Burada hangi versiyonda test edildiği yazıyor. Fortinet 90D ile 527 versiyonuyla. Eğer Fortinet kullandığınız versiyon daha yüksek bir versiyonsa e, görüntüler birebir aynı olmayabilir ama en azından size süreç olarak ya da mantık olarak e, nasıl ilerlemeniz gerektiğini burada anlatıyor. Hem Fortinet tarafında adım adım hem de Outpoint tarafında adım adım yapılacak işlemleri burada gösteriyor. Ee, integration Guide kısmında chatten sizlerle paylaştım. E, ee, i̇ki gateway kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada şu da olabilir. Birden fazla lokasyonunuz var. Birden fazla lokasyonunuzda farklı farklı firewall'larınız var. Ama aynı user ile oturum açmak istiyorsanız yine aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Yani ben buraya gelip benim şu IP grubunda değil başka bir lokasyondaki firewall'umda yazıp yine buradaki kullanıcılarımı kullandırabilirim. E, Outpoint'teki aslında güzelliklerden bir tanesi bu. Biz hangi servisi ya da işte kaç servisi kullandığınıza bakmıyoruz. Burada kaç tane user olduğuna bakıyoruz. Yani benim için şu anda 4 lisans bu işlem için yetiyor. 5 lokasyonum var. 5 lokasyonumda farklı farklı firewall'larım var. E, 5 lokasyonumdaki bütün firewall'larımı buraya çekip bu 400'ü kullanacaksam Sadece 4 lisans veriyorum. Yine diğer servisler için ekstra lisans vermiyorsunuz. Yani bu aynı kullanıcıları bilgisayarda oturum açarken de kullanıyorsak bunun için de ekstra bir lisans almadan kullanabiliriz. SSL VPN'de kullanabiliriz. Oturum açarken kullanabiliriz. SAML kısmında kullanabiliriz. Yine username'e bakıyor. Telefondan telefonu token aktarmayı gösterdik. Zaten ee, en son troubleshooting kısmından bahsedecektim ama biz troubleshootingi başından yaparak sonuna doğru geldik. En çok kullandığım benim iki tool bugün esasında ihtiyacım olan toollardan bir tanesi biri NTP rad. Bu herhangi bir şey yapmadan direkt firewall'da vesairede ayarla uğraşmadan bu client'da Redius çalışıyor mu? Redius bize cevap veriyor mu? Bunun için yardımcı oluyor. İlk paylaştığım link. İkincisi Search Base'leri bulmak için e, LDAP Browser kullanıyorum software'ının. Bu da diğer kullandığım tool'um. Geldik rapor kısmına. Şimdi raporlarda da Birinci raporumuz bizim genel durumumuzu gösteriyor. Bunu mesela bu ay diyelim. Bu ay içinde olan işte başarısız oturumlar, başarılı oturumlar, hangi kaynağımızın ne kadar kullanıldığı reddedilen oturum açma sayısı bunu görebiliyorum. Kullanıcı aktivitesi kısmında hangi kullanıcılarımın kaç kere oturum açmayı denediğini görebiliyorum. Aktif olanlar ya da inaktif olanlar. Yine authentication durumlarımız kullanıcı bazlı olarak hangi user'ımız, hangi token ve hangi kaynakla oturum açtı bunların da bilgilerini görebiliyorsunuz. Keza yine kaynaklarımızın kullanımı işte IDP portalımızda nerelerde oturum açılmış, Logan App'te hangi bilgisayarda hangi yöntemle oturum açılmış. Reddedilen oturum bilgileri dedik. Aktivasyonların durumları ve senkronizasyon durumumuz. Active Directory tarafında senkronize olamazsak ne olduğunu göreceğiz. Unutmadan, şimdi Active Directory'de userlarımızı ekledik. Ama mesela diyelim ki bu userı artık silmek istiyorsunuz, işten ayrıldı. Buradan bu kullanıcıyı direkt silemezsiniz. Bu kullanıcıyı silmek istiyorsanız Active Directory sunucunuza gideceksiniz. Öncelikle bu kullanıcılarımızı bu grubumuzdan çıkartacağız. OK diyeceğiz. External Identities deyip tekrar star synchronization diyeceğiz. Senkronizasyon tamamlanınca burada göreceğiniz gibi kullanıcılarınızın sağ tarafındaki ikonlar sarı hale geldi. Yani artık bu kullanıcılarınız disable olmuş durumda. Şimdi silmek istediğimiz kullanıcı varsa seçip silebiliriz. Bu sadece LDAP tarafı için geçerli. Normal manuel eklediğimiz kullanıcıda herhangi bir şey yok. İstediğimiz zaman istediğimiz gibi silebiliyoruz. Diğerleri silme kısmında hariç aynı ayarlar burada da geçerli. Notification kısmına geldik. Rules olarak ekliyoruz. Burada mesela diyelim ki webinar ben outpoint tarafında dinay olan push notification'larında mail almak istiyorum. Kullanıcı oturum açmayı red ederse. Bu bana nasıl gelsin? E-mail ile gelsin. Alarmları göster. Mailin subject'i denied notification olsun. E-postamızda intel vgtr gmail.com'a gelsin. Firebox tarafında da file'a geldik. Manage users and role kısmına geldim. Kullanıcı adı şifremi yazdım. Yine aynı şekilde burada oturum açarken de yani Firebox'ta bir konfigürasyon kaydederken de bu kullanıcıyı kullanabiliriz. Username'imiz Alper, Radius'tan geliyor, Device Administrator, OK dedik, OK dedik. Ee, kullanıcı adı ve Parola değişikliği canlı. O yüzden bir daha kaydetmemize gerek yok. Şuraya tekrar bu kullanıcımızla giriş yapıp gösterelim. Burada yine kaydetmek istediğimde telefonuma geldi. Onaylıyorum. Emin misin diyor. Bir daha gelecek. Onaylıyorum. Bu şekilde de firewall'unuzdaki oturum açma kısmında kullanabilirsiniz. Bu yine watchguard olmak zorunda değil. Radius'la oturum açmayı destekleyen bütün cihazlar için bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Başka marka firewall olabilir. Switch router olabilir. Başka bir sunucunuz olabilir, Radius'ta çalışan. Bunların hepsinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Temel olarak Outpoint'in aslında A'dan Z'ye kurulumu bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet, herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için. E, bugünkü webinarımız bu kadar. Dediğim gibi ben bu labı bir hafta, iki hafta kadar daha açık tutacağım. Pazartesi günü veya dilediğiniz zaman bize ulaşıp sorularınız varsa iletirseniz ben de ona göre size işte ekran görüntüsüyle ya da bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Tekrar katılanlara çok teşekkür ediyorum.